Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 2. Today is Saturday, September 14th, 2019. Assalamu alaikum, sağolaşla. Yeni okum İngilizli ikinci kitapka kaydıp gelgen olan karşı alımız, kızgın karşı alımız. Bugün 2019-9-14 günü yeni şembe günü dersiniz başlangalıkının ki ikinci günü buludu. Yeni bugün ikinci dersini günümüz elbette. Ondağız biz quruq gapni satmay qandaq darsimizga kirib ketaylik. Lesson 2. Breakfast or lunch? Nashtimi yo tushlik tamoqmi deydi. Okay? Oldi bilan yangi so'zlarni bir tez ko'rib olsak, new words and expressions. Number 1, until. Until. Number 2, outside. Outside. Number 3, ring. Ring. Number 4, and. And. Number 5, repeat. Repeat. Number 6, surprised. Surprised. Number 7, lunchtime. Lunchtime. Number 8, dark. Dark. Xo'sh, savoldoshlar, sizlarningki o'qilish ahvoli shundoq. Ma'nolarini bir tez ko'rib olsak, until degan g'a qadar, g'icha degandek bir amaliyotda ingliz tilida oldi qo'shilg'ichi bo'ldi. Biz uyg'ur tilida qandoq so'zlarning keyinda ishlatamiz, masalan, atiga qadar, atigacha deymiz, masalan, uyg'urchada. Inglizchada qandoq until degan shu naqqa shu atani oldiga ishlatildi-ku, ma ahvolga qilib ko'ndik-ku, a? Masalan, until tomorrow degan shu atigacha degan gap. Masalan, you can do it until tomorrow. So, atigacha uni qismimiz bo'ldi degandek. Okay? Until g'icha, g'a qadar degandek. Unutqanmaylik, biz uyg'urchada so'zlarni keyiniga ishlatamiz, ingliz tilida qanday so'zlarni oldiga ishlatamiz. Mushuni bir kallamizda, bir sazgimizda bir asli bo'lsak, demakchi, mushu selishtirmasini, ingliz tilini to'lim foydasi bor. Nima demoqchi desangiz, uyg'urchada so'zlarni keyiniga ishlatamiz, ingliz tilida qanday oldiga ishlatamiz deb. Until tomorrow. Atigacha yoki atigacha qadar, okay? Number 2, outside. Bu sirt, tala degan gap. Okay? Masalan, outside the room bo'lsa, nimaningki sirtida yoki sirt degan gap bu, uyningki. Demak, uyningki deb qo'yib, xonasini room deymiz bu, masalan, outside the room bo'lsa, shu xonaning sirtida degandek-chu. Outside the house bo'lsa, undan uyning sirtida bo'ldi. Okay? Anonkin tala degan ma'nosi masalan, albatta hali qog'inni shu tekst o'rganish jarayonida o'rganamiz, okay? Number 3, ring. Bu aloqa sayrash yoki jiringlash degan gap, masalan, telefonning sayrashiga yoki telefonning jiringlashiga ishlatamiz, masalan, the phone is ringing desak nima bo'ladi? The phone is ringing degan shu telefon sayrayotdi degan gap, jiringlayotdi degan gap. Masalan, eshikningki qo'ng'iroqningki jiringlashiga mushuni ishlatamiz, okay? The doorbell is ringing deb. Ishqiningki qo'ng'iroqqa jiringlayotdi deb, okay? Endi nimada Angliyada please ring me deb qo'ydi. Menga telefon ber deganni. Okay? Albatta please telephone me deb ma'lumdi. Please call me deb ma'lumdi. Amerikaliklar ko'pincha call ni ishlatadi, masalan, call me deb. Menga telefon ber deganni ham. Angliyada ko'proq ring me deb oladi, demakchi, menga telefon ber degan gap. Ya'ni jiringlash, sayrashdan boshqa yana telefon berish degan ma'nosi bor ekan deb bilasiz bo'ldim. Uchinchi so'zni, okay? Number 4, and. Bu amerikancha o'qilishi and degani. Angliyacha buni aunt deb o'qiydi. Selishtirib bilgan yaxshi-ku albatta. Bu hamma kichik apa yoki cho'ng apa degan gap. Masalan, dadasining yoki opasiningki acha singillari bor va mushnamisini qanday inglizchada yig'ib yo'g'a gaplam and deb aytadi. Biz uyg'urlar kichik apam, cho'ng apam deb olamiz yoki ammam deb olamiz, okay? Inglizchada birla and va amerikancha o'qilishi, okay? Number 5, repeat. Takrorlash, qaytalash degan gap. Masalan, men birinchi kitobningki darslarda ko'p ishlatdim buni, agar birinchi qismga qarab boqqan bo'lsangiz, birinchi qismdan darslarni o'rganib, o'rganib boqqan bo'lsangiz, demakchi, bizning mana YouTube kanalidan. Okay, please repeat after me degan gapni yoqishdiman. Mendan menga yaqishib takrorlang yoki qaytlang deb, okay? Repeat, takrorlash, qaytlash.
Number five, surprised. Surprised деген ол айран қалған алда дегенге, мысалы айран қалған дегенде бір шүпәс сөзі көрші ма, мысалы I am surprised десек мен болды, мен айран дегенге. Okay, yani айран. Шүпәс сөзі деп алсақ болды. Okay, lunch time болсын мен болды, бұл түстік тамақ уақыты дегенге. Әлбетте lunch деген түстік тамақ, time деген уақыт. İkisini birleştiriplar, işte bir söz aldı da şildi de çıkmak vakti degen. Lunch time, okay? Number eight, dark. Bu da karango degen gibi. Karango, okay? Hoş, onda olsa yukarıkla sözlerinin okuluşu ahvalı ve meyanları dersimizdeki temisini mi görüp aldı? Breakfast or lunch? Naştı mı ya çıkmak mı degen de, okay? Onda olsa biz aldık kanak olmayız, elbette tekstini uygulamayız. Yani tekstini de ettik. Biz namışı umuşu. İkinci kitabımızdan başlayıp tekstlerini biz passage de bataydık. Yani ise kısa cimlik bir makale ya ki bayan karakterlik bir makale hikayesi diyen de işte bir mühendisi var. Okay? Passage. Hoşunda olsa passage'in uygulamıştım burun. Aldıdan biz passage'in uygulamıştım burun. Aldıdan cevap verişik değişiklik bir sual batı. Şu sualını körü değerli karama. Why was the writer's aunt surprised? Ben abim, I am surprised diyentim. Onun önünde de yok, ben hayran diyentim. Depe gentim ben sana, I am surprised. Are you surprised diyent, sen hayran mı diyen gel. Demek ki, why was the writer's aunt surprised diyenim buldu? Writer ne aldan katın dep olan biz, aptor diyen gel. Yani makalın yazgıcı. Men dep yazgıcı aptor oldu bu. He. Demek ki, aptor ne ki, aunt diyen de yok, anlısı dedi. Aptor ne anlısı diyen gel. Surprise degan hayron degan gap, ya'ni was degandan o'tgan oddiy zamonligini bilib turyapmiz, ha. Nimishqa aktorning hammasi hayron bo'ldi deganda kemani sog'i buni. Okay? Nimishqa aktorning hammasi hayron bo'ldi dedi. Ya'ni bu o'tgan oddiy zamonda ifodalanayotgan bir sifatni asos qilib ifodalanayotgan bir holatni bayon qilayotgan bir jumla. Ish harakat yo'q ma'noda, jumla. Pale yok manada demek ki. Alet ifadını atkan cümle. Yine aktörünün hamisinin ki hayranlık alet ifadını atkan cümle. Şerket demese. Okay. Hoşunda olsa müşkilerini de bulup biz kanatlarımız elbette kitabımız fikrimiz mana. Kitabımızın ki ikinci dersi lesson to breakfast or lunch. Bunda kıldığım boğan top yarınızda bulsam. Ben okuyayım ha. Bana ergiş okusanız vakit, uzun vakit gitip kaldı. Ben okuyayım ha. Elbette kendini yandırıp köyüseniz bul demez mi? Okul işini kaydı anlaş için. Okay? Yani bir gap. Ben şu tatta magabını koşup koyayırız. Bu şey yeni fukum İngilizce'nin ki tört kitabının ki tört kısımlık kitabının ki barlık alıp avazlı hocatlar var o okul işe demek ki sözler ve tekstlerinin ki ben bunu yığıp atmam şu tapta ama bu Amerikança, İngilizce iki kıl nusuksunu yığış kutlarışıma yığılıp boğanda hem mesela tor biktimi çıkarıp etmek için tor biktimden anılarsanız buldu mu okul işin ucuma çürüvarsanız mı buldu ya anılarsanız tor tutup YouTube'dan anılarsanız mı buldu demek için. Anandan keyin yana bir muhim narsa kitob. Bu kitobni nereden topamiz ma'lum bu sizningki ekraningiz qaratlanib o'tsa bo'lmaydi-ku o'zimizdan bo'lish kerak buningki kopiyasi desangiz men mush bir necha kun ichida to'r bektimga shu to'rt qism kitobningki hammasiningki nimasini chiqarib aytmoqchi PDF nusxasini chiqarib aytmoqchi. Xohlasangiz tushirib olsangiz bo'ldi to'r bektimizdan. Agar yaq men o'zini sotib oladim kitobni desangiz, to'r biktimizning kelqa ulanmila degan yerga borsangiz, sal tikroqqa tushsangiz, batning kelqa ulanmila degan batni. Nimba, shu yangi o'quvning o'zining kitobini sotib oladigan bir ulanma, ashan chiqitlanmas, Amazonga berib ham sotib olsangiz bo'ldi. Okay? Qo'shimcha narsa bu qo'shimcha gaplar o'zimizdan gapib qaytib kelaydi. Kechiringlar. Lekin demesek bu maydan mühim gepler şuna deyip koyduk. Lesson to breakfast or lunch. Why was the writer's aunt surprised? Hemen okuyayım ya. Okup olup önemlikini tercihim kıpırma. Andamız meşik küçük gitmez. It was Sunday. I never get up early on Sundays. I sometimes stay in bed until lunchtime. Last Sunday, I got up very late. I looked out of the window. It was
dark outside. What a day, I thought. It's raining again. Just then, the telephone rang. It was my Aunt Lucy. I've just arrived by train, she said. I'm coming to see you. But I'm still having breakfast, I said. What are you doing? She asked. I'm having breakfast, I repeated. Dear me, she said. Do you always get up so late? It's 1 o'clock. Hoş, vakaksi tekstinin okuluşu. Endi men cümlemi cümle tahlil kılıp durup depirmen naidi dikkat kıkaysız karana. It was Sunday. O idi yekşembe. Bu ötken adli zaman ifadını atıkman BPL'lik cümle cümle. Şerket bildirdiğin cümlemiz. Okay? BPL'nin ki ötken zaman şekli was kilovatı dini. It üçün işletildiğin BPL'nin ötken zaman şekli nimidi was. It was Sunday. Yani bu idi yekşembe deyin gibi söz mühendisi boyunca asak. Bunu canlı tutulduğum deyimiz yekşembe idi iyi de asak yeterlik Uygurcu'da. Yekşembe idi iyi desekla yeterlik bu. Okay? I never get up early on Sundays. Dikkatli ile ma cümle, hazırlık adli cümle cümle, hazırlık adli zaman. Hazırlık adli zaman, malum cümlenin bir, tekstinin birinci cümlesi ötken adli zaman. Bulup da kendinle hazırlık adli zaman kanda gap buldusunuz. Hikaye, roman, herkanda bir bayan karakterlik bir nesli okusunuz. Aşta arlaştırıp yazılgan buldu herkıl zamanla. Elbette ihtiyacı asasen okşamakan zamanla ifadeydi. Mesela miyade demek ki, bu yekşembe idi ya ki yekşembe idi de şu ötken zamandaki bir yekşembenin gibi kılmak çubu bu aptor. Depoluklukunda adet karakterlik bir oy fikrini ifadeleş için hazır adli zaman işizdi. Hazır adli zaman şundak neyse o. Adet karakterlik oy fikirlerini ifadeydi o şirketlerini. Mesela I never get up early on Sundays diyen değil mi? Ben her kez get up diyen ornumdan turmen diyen gitmemdi. Early diyen baldur. On Sundays, yekşembe günlerde. Yani ben yekşembe günlerde her kez baldır ornundan tumaymayan degen gap bu. Demek ki bu gapning o'ramidan chiqib turdi bu bir odat xarakterlik bir shart etgan. Unda osqanda buni o'tgan zaman ifodalasi bo'lamdi yo'q. Hozirgi oddiy zaman ifodalashgan sababi shu. Demek ki birinchi jumlani o'tgan oddiy zamonda devid deb masalan yakshanba kuni edi deydi. Bulupla men odatda demakchi never odat xarakterlik demakchi. Har kez odatda deganini o'zim qo'shib oldim. Bu demakchi odat xarakterlik bir o'y fikr demakchi ma'lum. Men yakshanba kunlari hargiz baldir o'rnimdan turmayman degan gapdi. Okay? Ya'ni odat xarakterlik bir sharkat bo'lganligi uchun bu hozirgi oddiy zamon ifodalandi. Shuning uchun men hozirgi oddiy oddiy zamonga qallingizni shaqqidaliq yetki yalchingiz kerak ma passajni o'qib o'tib. Birinchi jumla okay, o'tgan oddiy zamonda avtul, o'tgan zamonda avtul. İkinci cümle adet karakterli oy fikir şu an hazır kaldı zaman ifadeler. Devam ki şak 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 şak. Bak kaldığınız aşınan kaldı. Maslış yetkilip mağsın zamanlığa bekleyip demek çok o. Okay? Üçüncü cümle. I sometimes stay in bed until lunchtime. Ben bazı da turmen karvat içi de gıca çıkıştama ahini. Çıkıştama gıca dediğin gibi bu. Abay da bolduk bu gibi. Ha? Yani men bazı da çıktamakça ya ki çıktamak kadar deydi karvat kalemen degen gap stay in bed degen. Yani ornundan kopmayman demek çok o canlıktılı oluyor bunda. Okay? Yani men bazı da çıktamakça ornundan tumayman deydi. Okay? Mama kanda hazırlık adli zaman dikkat kılaylı cuma. Ben demiş ki bunu eskertme bu zaman ne desiniz? Siz ne aşu nasıl künsün diye maksatta. Nima kunsun deganda bir narsa o'qiyotganda, masalan bir maqola yoki hikoya o'qiyotganda kallingiz shu zamonga bitib shaq 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 maslishib, aniqki tushunib menish kerak demakchi. Bo'lmasa aniqki uqlanmaysiz gapning oldi oxirin uchun. Okay, buning zoti nima demakchi bo'lganligini bak muhim ma'lumotmi? Har bir jumlaning qanday zamonda kelayotganligini bir yoshirin sezgingiz bo'lsin, bir aslab mening demakchi bo'lman, ha? Okay? Boshdan kelaylik. Yakshanba edi. Men yakshanba kunlari har kez baldir o'rnimdan turmayman.
Мен бәзде шықтым ақыча карбатта, карбаттын қопмаймен деді, яке карбатты қалымен деді. Окей? Бұлыпла әмде өтін жүмілді өткен заман қотеп кетті қаран. Last Sunday, I got up very late. Алдыңқы екшембе дейді. Яке өткен екшембі күні, I got up, мен орнымден тудым деді. Got up деген немі, get up-нан өткен заман шекілі ғой. Very late night, кечке дейді. Ондалса, өткен екшембе, мен night, кечке орнымден тудым деген кепкен ғой. Окей? Башта якшанбы иди деп, ашу күнү болган бир вакыйганы баян кылмакчы болуп, якшанбы иди деп башлап кетти. Анан кийин ар аз мисалга десем, якшанбы күндөрүмө ар кез орнумдан турмайман. Мен дазды чыктама кычы карбатты болума, карбатты калыма деп болуп, şu гаплары кыстырып коюп, анан кийин яны өзүнүн дип кайтып келди. Амды алдыңкы якшанбы күнү деп, алдыңкы якшанбы күнү деп басаң башы. It was Sunday деп ашу. Cümlenin ama abzasının beşi de başlayan tuğla demek ki aşı gel kaydık geldi hem demek ki dördüncü cümlede. Yani aldım ki yekşembe ben nait keçik korunumun tuzluğum dedi. De bulup I looked out of the window. Looked out diyen look out ne oldu kendine şekli elbette. Neminin sırtı kardı look out diyen şu sırtı karas diyen gibi neminin of the window there is a name demek ki. Okay? Men derezanın sırtı qardım deyildi. Okay? Demək ki, bir yürüş, endi ötken zaman deyip adım atılma cümleler kendi kendine ilgiş be. Şunçluk olma, men de nüküz aldığınızın da keltiyorsunuz. Okay. Arada şu hazır kaldığı zamandaki cümlede işkini kısırıyor deyip, bu ötken zaman deyip bayan kuvatı da bir, oğan bir vakalik ne deyip. Okay? Anda nüküz aldığınız keltirip durun. It was dark outside. Bu bolsa karangu. O idi karangu sırtı. Yani tala. Tala karangu idi edip alımız bu bunu. U da ma it ne u da tercih kuruluşun takat lacıtı yok bu. Şunçluk bu. Ben de hava rayın ifadeligen de vakit yani saatlerin ifadeligen de u da şiltimiz cümlede. Lekin u da tercih kılmayımız. Gepnin oramı asasen. Mesela hava uçuk idi. Mesela it was sunny that day. Ukine hava uçuk idi. O günü hava uçuk idi degen bu cümle ne mesela English dese it was sunny that day. O uçuk idi o günü. Ya da o da tercüme kılışının hacı yok degen de mi bu mene? Aşının okşaş. Demek ki şimdi nak canlı eliş gerek. It was dark outside degen. O karangu idi tala. Yani tala karangu idi. Yani bir yada o da deyişinin hacı yok. Macumundaki o ne bir takitler deyişinin hacı yok demek ki. Okay. Lakin English'lik ifadeleşim için de kalmadı. It was dark outside. Okay, bir yerdeki it aşu outside kartılgan, outside kartılgan demek için. Okay? Yine tala karanguydu dedi. What a day, I thought. What a day, diyen İngiliz dedi ki, acayip bir gün, ne mi diyen bir gün, diyen de kaçta bir mene altıdığan bir ifadeler sorum ağır. Okay? What a day, ne manda bir gün buldu, I thought. Boyludum men dedi. Thought. Diyen think ne otken zaman şekli o, okey? Demek ki aşı vakta işte oyuldum demek ki o. Şu otken zaman şekli işin kılatı bu. Dep bulakla yine aşı yalan tırnakçı da ilgi özününki nakıl keltürgen gibine dağıtı da karama işin kılatı. It's raining again. It's raining again. Yine aşı işte oyuldum diyen gibinin içi de aşı muşu gibin var. Okey? Aslı nusuksuma gibinin cümle. Şu tırnakçı da kivatı da ilgi nakıl keltürüş tırnakının içi de. It's raining again. Ma azıq davam şotkan cümle. Azıq davam şotkan zaman lekin. Digende aşta di aşta digi aşta oyulganda aşta oyuldum demek ki. Okay? It's raining degen yağmur yığıwatdı do degen gap. Again degen yana. Yana yağmur yığıwatdı. Adap alamız go janlaqtıldı. Okay? It's raining again. Yana yağmur yığıwatdı. Just then just degen dal degen gap ma'nosi var. Aşta bir ma'nosi var bilirsiz ha. Just then degen şu şunun bilen anden diye mesela o kadar denmeyken just then diye şunun bilen del şunda bulup del şu çağda demek ki okay? Just then del şu çağda the telephone rang telefon cırıldı rang diye ne mi ring ne mi diye zaman şekli bunu bilimiz var ha sayraş cırıldı ki ring ha okay? Yani del şu çağda the telephone rang
telefon jiranla deyerek. It was my aunt Lucy. Bu benim annem Lucy idi. Dinde kuma. Çünkü kod tersanas kuma. Demiş ki it ne alıdı sağlıklar bir sağ sorsam. O my aunt diken bu benim annem diken gap. Lucy diken ismi demek ki demiş ki she was my aunt Lucy demeydi. Sebebi telefon urgan demek ki. Telefon urgan ilgi. Mesela inimizini ammisi Lucy'ni köstüp durup demeye atıdı. Belki telefon urgan de belki natunuş bir kıl şekilde ifade atıdı. Yine elbette telefonunu hep boğan deyin ki andım bildi o inimizinin ki telefon urgucunun ki ammisi Lucy işgeldiğini. Demek ki onundan burun kanda elbette u de işletiyor demek ki bizge hem de iş bitip boğan deyin ki bayan kıpır atıdı o. Lakin dastlab da aş vaqtda şu jiranlagan vaqtda aş telefon uğa adam demekçi. Yani natunuş bir xil şekilde ifadelgeşke itni işildi. Mesela şey gene bir qoşumçu gapni qistirib qoysam telefonni alganda hello deb alsaq mesela qarıştırıp hi is this yoki is it palanchimo deb soraydi. Mesela is it Mehmet deb sorugni o siz Mehmetmi degini. Bu siz degini Uyghurçada siz deyimiz, İngilizce'de it deydi bu. It bu degeni şu avaz çıkarıp atkanınız, gap kuvatkan an demekçi. Çünkü adamın çırağını köyse andı ne, sen kense deydi. Çırağını köyümüz kanda u alet ifadeleri yani neresindeki u'nun işildi demekçi. Bu bir tonuşluk bir ufkom, lakin sağdaşlarla gap koyum geldi. Okay? Mesela, hi this is Mehmet desek telefonda. Demekçi, bu Mehmet deb alımız. Ya ki bu Mehmet deb deyimiz. Herkes I am Mehmet demeyimiz telefonda. Çünkü karşı taraf bilmeydi sizin ki kimliğiniz ne. Şuna bu yeni muşu gap kuatkan deb deysiz demekçi. Okay? Hoş uzun gapın kısıkçası it was my aunt Lucy degenimi. Bu benim nimem ammam Lucy idi deydi. Okay? I've just arrived by train she said. I just arrived. Bu hazırkı bütken zaman. Savaşlığa meyalime, ben dedim birinci kitapta sözler boğan bu nesilene. Yani. Eğer bu hazırkı bütken zamanın ne demeyim, fakat bir şey anlıyorsanız konuda birinci kısmını ürünüşünüzü ne mi kılmaya, teşebbüs kılmaya. Elbette düşünseniz tek yakışı bu düşünüşükle sözge. Just digen, helila digen mühendisi var. Mişarike, I've digini, I, anonikin peşi, V-E digini, I have'nin kıskatılması var. Demek ki, hazırkı bütken zaman kanda yazılat diye şu have anladın ki P'nin ki bütken şekli miyada arrived diyen şu arrive nin ki bütken şekli olur yani have arrived diyeni karab biz hazırkı bütken zaman kendi cezimleştirdik bu ha yitip geldim demek ki şu poizden düştülem turup dağıtkan yapma bu hazırkı nisbeten ben yitip kep buldum demek ki hazırkı bütken zaman nin ki anlatıdığan mühendisini bir asli tip ölsem hazırkı nisbeten bütken şundakla hazırlık nispeten belgelik tersere bir ilgi aşında bir iş hareketi hazırlık bitken zaman diye. Okey? Şunçluk bu. Ha. Yine ben hazırlık kep buldum demek ki. Demek ben bir şeyde bana hazırlık bir mahsette aşında ifadeler hazırlık bitken zaman bile. Belki yeni ötken adlı zaman ifadeler değil demek ki. Okey? Söyleştirip atalım. I've just arrived by train uzun yapının kısası. Ben de hayırlı poizda gidip kep buldum dedi. Okey? The pull-up she said digini dediği bu digini bu. I'm coming to see you. Bu cümleni iki kıl düşünün arkadaşlar. I am coming digen men kilovat men digini gip. Hazırlık devamlı şotkan zaman. To see you seni köygüle digini gip bu. Demek ki men seni köygüle kilovat men digini gip bu. Bir mühendisi. Yeni bir mühendisi. Hazırlık devamlı şotkan zaman arkalık kanda kildiğen zamanını pat yakında boludugan bulmakçı bulan şirketlerini ifadeleydiğen bir ahval var İngiliz dilde. Yani hazırlıkı davamış olan zaman arkalık kelgüsünü ifadeleydiğen. Bulup mu pat yakındaki kelgüsünü. Mesela I am seeing a movie tonight ya ki I am watching a movie tonight diyen mi? Ben bugün akşam kino görmekçi diyen gibi. Bir yerde ki I am watching karşısınız gramatikalı kurulma cihetinin hazırlıkı davamış olan zaman bu. Lakin mühendis hakkında pat yakın kelgüsünü kılmakçı diyen mühendis var. Yani kömekçi. I am watching a movie tonight degen men bugün akşam bir kino kömekçi degen gap. Yani hazırkı devamlı şortan zaman arkalı
pat yakınında yüz bir olan kelgüsü zamanını ifade etmiş mağabey. Okay? Demek ki, macunun aşağı düşensek buldu. I am coming to see you again. Ben seni köye gelirken mehçi edip asahım buldu demek ki. Yeni birisinin dedim mi abiyem? Ben seni köye gelirken kilovatım. Ben de asahım buldu. Hem de bu zadı. Kayısı doğru deseniz, her ikisi ki yatıdı. Engelsizlığım işte ahval var. Kandal düşensiniz buldu. Demek ki, bir cümle, o muhşeş bir cümle işletilirken iki kıl mene giyge bu ahval engelsizlığı var. Okay? I'm coming to see you. Ben seni köye gelirken kilovatmayan ya ki ben seni köye gelirken mehçi. Her ikisi buluyordu. But I'm still having breakfast, I said. Lekin, men tekçe naşti yavatmen degen gap qo'yarkan, naşti qavatmen deb qolamiz uyqubchida. Okay? Ma'nida rasmiy hozirgi davom etayotgan zaman endi. Hozirgi mustaqil qavatma demakchi. Dedim men. Okay? What are you doing? She asked. Sen nima ish qilyapsan? Deb so'radi u. I'm having breakfast, I repeated. Naşti qavatma? Deb qaytildim men dedim. Dear me. Bu dear me degan nimaga desangiz suyumlik men degan gap emas. Har kim unda emas, chunki buning ma'nosi voy xudoim degan gap. Ingliz tilida mushta ifodalaydi. Endi qo'shimcha bir ilqi nima qilsam, to'lishtirib qilsam, my god. Yoki ba'zida my goodness deb qo'ydim. Yoki ba'zida holy moly deb qo'ydigan bir ifodalash usullari bor. Okay? My god yoki oh my god deb qo'ydi. Okay? Mayli oh my god bo'lsin, mayli oh my goodness bo'lsin, o'shanda myningki birinchi harfini cho'ng qilishning hojati yo'q. Lekin godning birinchi harfini cho'qim cho'ng qilamiz qo'y, bilasiz ha? Demakchi oh my god yoki oh my goodness yoki holy moly deganlarning hammasi shu Why could I'm poor? Why could I'm angry? I'm going to say, dear me, I'm going to say, okay? Dear me, why could I am? She said, Didibu. Do you always get up so late? Sen devamlık so late, yani muşundak keçike yapayım gibi. Get up, orundun turuş. Yani sen devamlık muşundak keçike orundun turam sen, dediğin gibi bu, ha? Tepulup. It's 1 o'clock. Tabi, mindesveleki saklarsanızı kurguluk deydim. It's 1 o'clock. Saat 1 oldu deydim. Okay? Hoş. Okulşi avaykındak, mensumuşundak, hendi bu, ndak bir aldı kendini ilgi dansak bir nimidin direk belli kallığını düşensek ki, düşünüp baksak bu tekstin ki. Nimiş ki bu nimisi hayran kalıdı. Hammasi hayron qildi uningki bergan javobiga. Soat bir bo'lib ketsinmi, nashta qilgan bormi demakchi. Okay? Yoki soat bir bo'lib ketsinmi, endi o'rnidan turgan bormi demakchi. Lekin avtorga nisbatan qandoq? Boshda deyapti bizga, men yakshanba kunlari hargiz balda o'rnimdan turmayman. Ba'zida tushlik tomoq vaqtigacha karvatda qolaman. Aldınki yakşamda men nayt keçik bornumdan turgan dem dedi go. Ha, demek ki bu aktor üçün indayn normal iş bu. Demek ki çükçe uxlap anan gün orundan turup vaqtı düşdəmaq emas, naşdı qıldı go demek ki. Orundan turğa adam naşdı qıldı go. Ha. Demek ki bunun üçün düşdü orundan turup naşdı qılış indayn normal. Şunu bu nayt bir xaraman aldı qandaq. Lekin men naşdı qıvatqan dem degini şu. Hammasi so'rdi nima qilyapsan desa nashta qilyapman deb qayta naydi behraman xotirjam normal bir holat deganining sababi shu andin u nimaninki hammasining hayron qolganimu andi bu normal nima bir bo'lib ketsa andi bitta davomli mushtaq keyin kechki qornog'idan turamiz hali demak shu o'g'lini avtobusga nisbatan normal mavu nimaga hammasiga nisbatan ajoyib hayron qolarliq bir ish bo'ldi tushunishibku unda bo'lsa tushungan bo'lsangiz mening tavsiyam savoldoshlar bu hisob emas yana qayta o'zingiz o'qib ko'chirib yozib net chiqdim ana kim chiq o'qib yodlab olmasangiz bo'lmaydi okay ingliz tilini endi boshlang'ich bugun degan til emas men qo'polroq bir gap qilib qo'ysam cho'qim o'zingiz ijtihod qilib bachiq mashq qilib bugun degan narsa okay xo'sh shunday deb savolga javob berib deylik why was the writers and surprised aktorning hammasi nimishqi
Heyran boldi degen gap bu. Okay, javob. Albatta because deb boshlaymiz va why deb so'rgan savolga. Because the writer, ya'ni avtor said, dediki, he was having breakfast. Because the writer said he was having breakfast. Chunki avtor dediki, u ya'ni o'zining nashta qilib atganligini shunga hayron qoldi demoqchi bo'lib, okay. Xo'sh, unda bo'lsa, mana ilqi yalon mavu. Inchki xatni suqib qilib qo'ydim, ko'rishga oson bo'lsin uchun. Ko'zga ilqi ko'rish nimasiga ta'siriga ko'rish ta'sirini ko'zda tutib demoqchi bo'lib. Okay, unda bo'lsa, savoldoshlar. Dersimizdeki yeni sözleri ve tekstin buşunda endiriz kanda vakitini çın tutup meşk işlep bu şunerslerini çıngdımız yapılmaydı. Okay? Hazır bir gengen mezun olduğumuzda bir çıngdı da bunu yapılmaydı. Hoş, meşkimizdeki birinci bölüki nimeti summary writing. Kulasa yazıkçılığı. Answer these questions in not more than 50 words. Masallar cevap verinle 50 sözün cıkbomuğun dairede demek çoğu. Okay? 50 sözünü aşırı etmeye cevap verenlerdi. Yani 8 sualının cevabı yazıp gelse 50 sözünü aşmasılık gerek. Hem de müştakılık aslında yazıkçılığımız yitilip tutun. Okay? Mesela number one. Does the writer always get up early on Sundays or does he always get up late? Ne yaparsanız autor devamlı baldır orundan turamdı o yakşam öpülleri edigen gep bu. Ya ki does he always get up late? U davomli kechikib o'rnidan turamdi degan gap qo'y. Qisqasi uzun mush jumlani bir janliq ravon tilda tarjima qilsak qanda avtor yakshanba kunlari davomli kechikib baldir o'rnidan turamdi yoki davomli kechikib o'rnidan turamdi degan gap bu. Nimda javob bermasa savoldoshlar? The writer always gets up late on Sundays. Is that job? The writer always gets up late on Sundays. Okay? Yaki he always gets up late on Sundays. Nimishqa get nin keyniga s-ni qo'shib gets deb undalaman sababi bu hozirgi oddiy zaman. Hozirgi oddiy zamonning qoidasi qandoq? Agar jumlaning egasi uchinchi shaxs birlik bo'lib qolganda fe'lining keyniga s qo'shilib keladi. Okay? Xo'sh, qog'illarni nima qilib bermasam bo'ladi. Shundaqmi? Sababi o'zingiz kuchimsiz bo'lmaydi. O'zingiz bo'lsa taklifim mening qandoq to'liq ishlab chiqilmish 8 qolgan 7 savolning javobini. Okay? Lekin ishlab bo'lib qandoq yozib bo'lib oxirida sanab berding. So'zlarning soni 50 dan oshib ketmasa, agar 50 dan oshib ketgan bo'lsa, qisqartdan masalan, birinchi savolga qisqa javob bersak qandoq bo'ladi? The writer always gets up late on Sundays. He always gets up late. Deplam cevap versek bu. On Sundays ne kısık artıpla demek için. He always gets up late. Okay? Ya ki, does the writer always get up early or on Sundays or does he always get up late? Always late. Kısık artıp cevap versek bu. Demek ki oğlum, muvaffak aldı kıskarsak herkes hata emez. Çünkü lakin çokum gramatika uygun kılış gerek. Always late. Dikine şu cevap ola alaydı demek çok hemen. Okay? Uzun gapni uzun onu desek mi buludu? Kıskat de başı poskalısın diyerli desek mi? Hata emez. Okay? Demek ki uzun gapni kıskızı kanda 8 sual dergen cevabınızın umumi söz saniye kanda 50 bin eşit yapmışsın. Şunun için demek ki. Kıskarsınız buldu muhabbet kaldı. Hoşçumda özünüzü kap kaldı. Ha, summary writing degen meşkinin kalan kısmı. Hem de key structure, ikinci bölük. Meşkinin ikinci bölük ki yine algılık kurulmaları, cümle kurulmaları. Bunda olsa, nemiş kurduklarımız bu meşk dersiniz. Now, often and always degen bu şu kategoriyelerde bölümümüz cümlelerini. Bu, bunda degen yaparan. Ha? Study these statements and questions from the passage. Tadqiq qilinglar dedim. Study deganimki o'rganishdan boshqa tadqiq qilish degan ma'nosi bormi? These statements and questions ma'lum bayon jumlalarini va savollarni dedi. From the passage, maqoladan demakchi, ya'ni ma'lum yani maqoladagi yoki maqoladan
Elenğan mavu bayan cümleler ve sual cümlelerini tetkik kılınlar adıgın gibi, okey? De bulup now, anan mümkün sol tarafta yeni. Now, de bir kategoriye verip, andan often and always, de yeni bir kategoriye verip, kategoriye verip cümlelerini ayırıp da kurana, manınca dikkat kılınlar demek için, manınca tetkik kılınlar demek için o kurana. Now, mesela, it's raining, bu aşı tekstin elenğan cümle. Yağmur yağıvatı du, deyin gibi. Şu tapta demek ki now kategoriyası kirdi bu cümle. Hazir demek ki o. Tam buraya vakti durdu gün gibi şu hazir gün gibi bu. Okay. Anam ki I'm coming to see you. Ben seni köye gelip kilo vardı. Ben de pişensek mi cümle. Yeni bir kılım düşen gibi oldu bu. Ben seni köye gelip kendim mekçi de. Ben de niye de hazir. Şu hazir diken kategoriyayı sağsak. Muş ben bildir diyeyim. Ben seni köye gelip kilo vardı. I'm coming to see you. Ne diken gibi bu? Hazir demek ki. Okay. Hazir istekuvat mı demek ki. I'm still having breakfast. Ben tekçe, still diyen tekçe bu. Ben tekçe, nasıl kıvatmayan diyen de kumal. Okay? Bu yeni nemeden derek verdi? Şu ağzı erdin derek verdi. Ağzı raşta kıvatmayan demek ki. Okay? What are you doing? Macunluğumu tekstinde ilgilen. Demek ki matur cümlünün hemiz tekstinde ilgilen. Bunların hemen sakında ağzı bulavatka eş demek. İşler demek ki. What are you doing? Nemiş kıvatsan diyen de. Nasıl hazır şu tapta demek ki ha. Mesela mevcut tür cümle mi şu hazırın kategoriye kirse andıma often and always diye malı adet karakterli şirketler mi o? Mesela pat pat devamlı diye ne po always diye. Often diye pat pat always diye devamlı ha. Nasıl pat pat devamlı diye mi adet karakterli kategoriye ki hayır cümle kirdi ki karanga. Bulam bu cümleler mi zaten tiksinilim ben. I never get up early on Sundays. Ben yakşembe günleri herkes ornumdan tutmayman, herkes baldır ornumdan tutmayman degen gap bu. Ha, bu maşu. Demek ki hazır degendek, maşu kategoriye tabağı, pat pat devamlı degen kategoriye de. Okay? Yani adet karakterli kategoriye de. Şimdi, I sometimes stay in bed until lunch time. Ben bazı da, şüftemek kadar, yani şüftemek kıca, karvatı kalemeyen degen gap bu. Okay? Bu maşu, maşu kategoriye karvatı da. Do you always get up so late? Sen devamlı mışındak keçik burnunu tutam sen. Bu maşu aşağı kategoriye kırvatı bu. Adet karakterli yine pat pat devamlı bir kategoriye. Hoş. Mış iki kategoriye ayrı vet yok. Nemi mühendisi var bunun? Nemiş bunda ağrıyımız? Nemi kim mahçı edilsiniz? Tövendeki macumlilerini endi sizin ağrısı on demek ki. Elbette. Ağrısınız tek yakışıymış da. Nağın on tek yakışı bir yutka kayıp. Demek ki muhabbet cümlesinin birini tövendik edin. Ama often and always bunun tekgisi şapır yürütken bunda kısmı tekimi yakışı. Lekin hakiki bizimki işleydiğimiz konuda ma tekgisi exercise'da. Demek ki muşlan düşensek ma tekgisi exercise'ın işleri oldu karama. Bunun sebebini hazır bilirsiniz. Nemiş ki bunda deydiğinin. Hoşunda aslında miyeldeki suallar ma verilgen cümlelerini görür deyli. He is still sleeping. O tekçi uklavatı da dediğim gibi. Bu kayısı kategoriye tabi sağlaştılar. Now tabi. Hazır şu tapta demek için. Okay. İkincisi. He rarely gets up before 10 o'clock. Rarely degen night az degen gibi. Ondan sonra bu night az oradan durdu. Ondan buru on degen gibi. Bu saat ondan buru. Ondan sonra bu kayısı kategoriye kırdı. İyi often and always degen kategoriye. Okay? We're enjoying our lunch. Biz tamakımızdan huzurlanmamız degen gibi. Bu kayısı kategoriye now. We frequently have lunch at this restaurant. Frequently degen aşağılıkta often oxşaş bir söz pat pat degen dek mənası var. Okay? Have lunch çıxmaq yeyimiz at this restaurant ma restoranda. Yəni biz pat pat ma restoranda çıxmaq yeyimiz degen gap bu qaysı kateqoriyaya kirdi? Often and always. I'm reading in bed men karvatda bizim oquvatman degen gap bu. Bu kaysan kirdi now kirdi elbette. Do you ever read in bed? Sen karvatı bizim okamsa dedi adette demek ki bu. Okay? Kaysan kirdi often and always kirdi. Hoş. Eğer bu la hakkı da demek ki bu şu. Kandak bir oy fikir now diken kategoriye arif adlandı ya ki şu şekilde arif adlandı ya ki kandak oy fikir pat pat ya ki daim degen mavo adet karakterli kategoriya ifadelerini de desiniz amde aşno mashq mavo xoş başını doqamız qarang ha ey
write out these two paragraphs again. 2번 이 paragraph 카이드 yazıp çıkın dedi. Write out degen yazıp çıkın dedi. Out degen çıkarış qoya, tushunishlik qo, write out. Mana janlıq tarjim qıldıqqa Uyghurcha bizim yazıp çıkın dedi. Okay? Write out these two paragraphs again. Mavu iki paragrafını kayıt yazıp çıkın dedi. Again, okay? Give the right form of the words in parentheses. Give the right form degen birin toğra şeklini dedi. Neminem of the words sözlərinin dedi. Qaysı sözlərinin in parentheses tırnaq içindeki demekçi. Yine tırnaq içindeki qarama Uyghur tili bilan ingliz tilininki nayt roshan bir farqi mavjudmi deb ifodalangan qarang ha. Biz Uyghurchilar bunda deymiz. Kayindan aldığımda deymiz qarang ha. Tırnaq içindeki sözlərinin of degan nin bu to'g'ri shaklini bering deymiz. Inglizcha mushunday ifodalandi qarang. Bering deydi boshqa. Nimini to'g'ri shaklini? Nimini to'g'ri shaklini? Nimining so'zlarining qayerdagi tirnoq ichidagi ingliz tili mana mushundoq til. Agar xohlasangiz, mening mush taklifimni qabul qiling savdoshlar. Har qatim bir jumla uchirganda shu jumlani uyg'urcha o'ylayotgan, demak, uyg'urcha ma'nosi bilan selishtirib o'ting bir. Bu yoshirin sazgunizga shunda bir singidiki, keyin o'zingizni bilmagan holda inglizchani shu to'g'ri shu ingliz tili furqida ingliz tili qilib so'z aytadigan bo'lib ketsiz. Bir selishtirib olsangiz demakchi. Masalan, ha, biz uyg'urchada birin en akıllı ifadeleyken İngilizce'de birin başlığı diyebilirken mesela birin doğru şeklini sözlerinin tırnak içindeki deyirken Uygurca'da kanda tırnak içindeki sözlerinin doğru şeklini birin de en akıllı alınız. Çünkü mü gibi mi? Müşte bir seliştiriyorsanız İngilizce'liğiniz pek yakışı olurdu demek çok önemli. Hoşunda aslında kuruk yapma az kılıp ama tigidik meşgul işleyelim işleyiş bir mekarağın. Yeni bir qatım deb qo'yay, esingizga solay. Ma ikki paragrafni biz qayd yozib chiqamiz. Qandoq? Osha har bir tirnoqdagi, yani ma bo'sh o'rinning keyingi bir tirnoq bergan qarsangiz. Tirnoqning ichida bir fe'l bor. Osha fe'lningki, ya'ni so'zningki deylik, to'g'ri shaklini ishlatganmiz, ha? To'g'ri shakl degan nima? Hozir bilasiz. Masalan, play degan o'z betti kelamdi yoki playni boshqaroq bir shaklga o'zgartirib beramdoq demoqchi qaram, ha? Hozir bilasiz. Konkret ahvolni. I am looking out of the window. Na qiyas qiling. Shu yerga o'zini shu o'zingizni shu manzaraga qo'ying, ha. I am looking out of the window, my window dedi. Men derazamdan sirtqa qarayotman dedi. Shu manzaraga o'zingizni akiring. Men derazamdan sirtqa qarayotman. I can see some children in the street. Men ko'chada bir necha bolalarni ko'rdim dedi. Yoki ko'ralayman degan gap bu. Okay? The children bizni play football dedi. Yaxshi o'ylang, ha. Shu manzaraga o'zingizni akirsangiz. Men shu topda demoqchi-ku, derazamdan sirtqa qarayotman dedi. Deb bo'lib, men ko'chada bir necha bolalarni ko'rdim dedi. Yoki ko'rman. Okay? Bir necha bolalarni ko'rdim deb bo'lib, the children bizni football dedi. Unda bo'lsa bu playni qanday shaklga o'zgartirsak bo'ladi? Play deb biz betta kelsak bo'ladimi yoki are playing football desak bo'ladimi? Ko'z oldingizga keltirib baxsangiz, shu topda derazadan sirtqa qarayotman, derazadan sirtqa. Bir necha bolalarni ko'rdim ko'chada. Ular top o'ynayotdi. Desak to'g'rimi? Ya'ni bolalar shu topda top o'ynayotdi desak to'g'rimi? Ha, shuning uchun the children are playing football deymiz. Keyingi jumla. They always bizni football in the street. Always bir qatlaydi juma. Ular doim dedi. Ko'chada futbolni biz nima dedi. Biz bu yerga planning qaysi shakli keladi? O'z shakli keladimi, asl shakli yoki hozirgi davomli shotgan zamonda bersak bo'ladimi masalan. They always are playing football in the street. No, hargiz hozirgi davomli shotgan zamonda ifodalanmaydi, balki hozirgi oddiy zamonda, ya'ni odat xarakterli o'y-fikrni ifodalagan holat ifodalaymiz. Xo'sh They always play football in the street. Ular doim ko'chada futbol o'ynaydi dedi. Demakchi, oldidagi jumla nima edi? Bolalar shu topda futbol o'ynayotdi deb bulublar, gapdan birini qistirib qo'ydi bizga. Har qaysi maslahat deb bilsam, ular doim ko'chada futbol o'ynaydi deb bir odat xarakterli o'y-fikrni ifodalab, qanday fe'lni asl shaklini ishlatamiz degan gap. Tushunishlik bo'libmi?
Now a little boy, hazır dedi. Şu tapta demek için bu. Aptor şu karavatkan şu vakitte bulavatkan işinde demek çıkaran. Ha? Now hazır dedi. Şu tapta a little boy bizim kick the ball. Another boy bizim run after him but he cannot catch him. Hmm. Şu tapta bir küçük oğul bala kick degen tepiş degen gap. The ball degen top ne? Another boy yeni bir bala run degen yugurish qo after him onun kendi. Onu qoğlab yugurib atdi yugadi demekchi qo. But he cannot catch him. Lekin u uni tutamadi. Okay, demekchi bu cümleni qanday ifodalayacak bo'lsak, shu tapda a little boy is kicking the ball. Bir kichik o'g'il bola topni tepib yotdi deymiz. Shu tapda ko'zimning oldida ashta bulayotdi degan manzarani bunda ko'z oldingizga keltirsangiz ham bila olasiz. Now a little boy is kicking the ball, another boy is running after him but he cannot catch him. Nemishqa is kicking deymiz, nemishqa is running deymiz, bularni men demayman, ha? Buni birinchi qism kitobda back vahshiy deb aytgan. Agar asosingiz yaxshi bo'lsa, demakchi mening deyishimni hoji diyor. Agar desam ba'zida zerikib qolish mumkin. Okay? Xo'sh, shunday bo'lsa, o'zing gapning qisqasi birinchi abzasni qayta bir deb chiqayli boshladim. I'm looking out of the window. I can see some children in the street. The children are playing football. They always play football in the street. Now a little boy is kicking the ball. Another boy is running after him, but he cannot catch him. Ko'z oldida bo'layotgan ishlarni mana shunday bayon qilib turibdi bizga. Agar ko'z oldingizga keltirsangiz, to'g'ri ishlayotgan bo'lsangiz, ham mening ishligimga qo'shilasiz, okay? Xo'sh, shunday bo'lsa, ikkinchisi qarang. I carried my bags into the hall then. I carried my bags into the hall. Carry degan ko'tarish degan gap. Carry degan o'tgan zaman shakli qo'y, o'tgandagi bir ishni bayon qilyapti bu yana. Men ko'tarib sumkalarimni akirdim zalning ichiga demakchi. Men sumkalarimni zalning ichiga ko'tarib akirdim deydi. Okay, qarang. What you bizimizmi do my landlady asked. Landlady degan uy xo'jayini. Uyning xo'jayini mishadi, bilib-bilishlik muhim bir net so'z va bilib-bilayli savdoshlar do'stkam bu yozaya. Oops. Okay. Ijara o'tog uchun nima deydi desangiz ingliz tilida. Tenant deydi, mana bir olaylar. Tenant. Men jiqishiltina ma VS deganini bol qiz selish turganda ikki so'zni yoki bir necha so'zlarni selish turganda o'zaro ishiltadigan bir so'zmi ma so'zdan qisqartilishi. Ma'nosi versus, o'qilishi versus ma qisqartilishi. Qisqartilsa yozib ham, demakchi ikki tarafiga ikki so'zni qo'yib qo'ysam qanday ikki so'zni selishtirmoqchi bo'lib yozib ishlatyapti deb tushunsangiz bo'ldi ma VS'ni. Okay? Landlord. Landlord degan nima? Uyning egasi, ya'ni ijara o'tog'ichini tenant deganimiz uyning egasini qanday landlord. Bu er bo'lgan chaqda uyning egasi. Agar uyning egasi ayol bo'lib qolsa nima bo'ladi? Landlady bo'ladi. Bunda qarasangiz land degan zamin degan gap, lord degan egasi degan gap. Ya'ni zamin egasi er bo'lsa. Macho landlady degan zamin egasi, ayol lady degan ayol kishi bo'ladi. Demakchi ziminning ayol egisi degan ma'nosi bor demakchi. Xo'sh, shunday bo'lsa ijara o'tog'ichini nima der ekanmiz? Tenant der ekanmiz. Uyning egisinichi er bo'lsa landlord, ayol bo'lsa landlady der ekanmiz. Xo'sh, shunday bo'lsa qaytib kelsak, what you bizimizmi do my landlady asked. Siz nima qilasiz deb asa qulanmi, ya'ni mening ayol xo'jayinim, uyning ayol xo'jayini so'radi dedi. Qaranglar, boshdan mana ikkinchi abzas, mana birinchi abzasning munosabati yo'qmi? Maniki mana ayrim bir hikoya ma bu. Qarang, ikkinchi hikoyaningki birinchi jumlasi nima edi? Men somkalarimni ko'tarib, yoki somkalarimni zalga ko'tarib akirdim deydi. Okay? Ko'tarib somkalarimni zalga ko'tarib akirdim. Deb pulni kendin landladyningki gipini naql keltiryapti, naql keltirish belgisining ichiga yana oltin naql ichiga. Nasıl sizmonsi nimdap ishlasak ularni boshirunga tuni. Tuni o'z beti qo'yib, masalan, what you do desak bo'lamo? No, buni nima deymiz? What
are you doing? Deyimiz. Aşta desek ki, çak basıda nimiş kadem? Dep sordu, minin öy hocayenim deydi. Yine öy hocayen ayağı edin etçi. Okay. Yine nimiş kadem desi doğru oldu ki, çak basıda ama logiklik cahettin. Mesela birinci cümle nim digen to, ben somkılarımını zalga kütürüp ekirdim dep bulup. Minin öygem, öyünün ilgisi, siz nimiş kadem dep sordu desi doğru oldu ki, okay. What are you doing? This is the world. And the other slang, but Kaimuk to Gayere, what plan you know to discover Boshurum Ban again? On the best Billy Colatan Lagarde. What are you doing? They may as that. Okay? As a Kaimuk to Rishimba, Bumber Taktika. Hishbum Ransom, Oilan Gulsalde. Hosh, Torjab Nemo, what are you doing? That's what it is, Eminem Hojain and Leva. I, businessman, leave. Mrs. Lynch, I answered. Man, leave again, Kittish again. Kitiş, ayrılış, kitiş diye mənisi var. Lynch hanım dedi. Mən kitimən Lynch hanım, I answered. Okay, ondası, ında basaq bula. Leave diye ne kitiş dedik. I leave, de öz şəkildə alandıq leave ne? Ya, I am leaving, de palımız. Bayaqı gəp yadınızı kəldi mi? Alıqı, hazırıqı davamlışıvatqan. Hazırkı devamlı şu atkan zaman bilen nemin ifadeleyemiz diyen çok pat ardı yüz verdiğin kelgüsü zamanını ifadeleyemiz diyen değil mi? Mesela I am leaving diyen değil mi? Ben ketmekçi diyen gibi. Elbette ben ketibatı men diyen mühendisi var. Söz mühendisi bu işe asak. Lekin bu katli logik maske meydanında da düşünsek. Ben ketibat men demeyemiz. Nemiş katsız diyen gepkanda ketmekçi de basak desek doğru oldu. I am leaving. I am leaving. Yani hazırkı devamlı şu atkan zaman şekli. Lekin mənisi pat arda yüz verdiğin kəlgüsü zaman. Yani mən ketmekçi, yani şu ketkili vatı mənim de koyunuz o uyğurçuda sen bir ketkili vatı mənim. Okay? Yani ketmekçi. Okay? Hoş, I am leaving. Yani hazırkı devamlı şu atkan zaman da ifade edilmiş. Lekin mənisi hazır digendik. Mən ketmekçi Lynch hanım deyip cevap verdim. Mən deyip. Deyip bulup. Why you business me leave? She asked. Elbette bu bekin düşünüşler. Why are you leaving? Biz doğru olduk. Herkes why you leave dememiz. Ama siz demiş kitsiz. Okay? Why are you leaving? Dikine şu aktörünün diyen gibi asasen. Siz demiş ketmekçi edip alınız. I'm leaving. Ben ketmekçi edip düşünsek. Siz demiş ketmekçi edip asak bulduk. Karşı tarafının gibini. Why are you leaving? Zaman cihette hazır kıdağını çoğatkan zaman şekli, lakin kelbisi mühendisini bildirdi. Çünkü bu abeydet bu anı, okay? Why are you leaving? Niye de yesini? Yeni bir katım kaymuk tuğgan neyse, why bile you'nun oturusu gibi boş orum beğenmeyken. Why are you leaving? Kısıkısı. Dep sordu bu. You have been here only a week. You have been here diken hazır kıdağını çoğatkan zaman. Siz buldunuz dedi. Boğantınız dedi. Bir yerde, here. Fakatlı bir hafta, yani siz bir yerde boğul tıkı bir hafta olduğu demek ki. Okay? You've been here only a week. Hazırkı putken zaman bile ifadelenen cümle. Cümle neymiş ki? Şu kendiniz uzun bu mu diye yeni uzun. Yeni turuşunuz gerek bu demek ki o. He? Okay? A week too long, Mrs. Lynch, I said. A week diyen bir hafta dergin gibi. Too long diyen aşına en akıllı olsun. Yeni tolumu uzun bir hafta demek ki. A week too long diyen o mühendisi. Bir hafta bek uzun bol diye de düşünmemiz. Belki tolum uzun bir hafta yani öygisinin ki skagil aram bir hafta oldu o digini ki karta vay onu bir demen tolum uzun bir hafta oldu deme demek ki okay? O week too long diyen şu tolum uzun bir hafta Lynch hanım dedim ben de there are too many rules in this house yadınız da ba there are diyen ba diyen söz meni bildiretti ya cümlenin beşi there is ya ki there are bilen başlansın mı? Palaniye'de bundan nesi ba diye mühendisi var diye. Daha sonra there are ba. Too many rules. Tolumu köp many diyen köp o. Tolumu köp kaideler dedi. Rules kaideler. In this house bu öyde. Ha. Bu öyde tolumu köp kaideler bakken. Diyen köp bu. Okay? My friends never bizim come to visit me dedi. Dikkat kılın. Daha sonra boşurun sizi giketti. Nimde balımız ha. Tırnakçıdaki kamının ki kayıt şeklini şiltimiz. Elbette öz fethi şiltimiz. Neymiş ki? My friends cümlenin ikisi. Üçüncü şahs köplük.
Dağın ki PL'nin kendine as kilişinin acıtı yok. Ma gerçi hazırlık adli zaman bolsun. Çünkü bu hazırlık adli zaman. Nemiş ka? Never'den çıkıp durdu. Her gezde. Bu şu adet karakterlik bir oytken ifade alkan cümle. Daha benim dostlarım her gez come to visit me. Beni köyüyle kili doğu diyen gel. Ma bir gepli kısırıp koyaysa arkadaşlar. Bizden Uygurçuda muşu gepni iki tane inkar bile ifadeleyemiz. Yani her gezden özü bir inkar. Kemmeydu da diken yeni bir inkar. Şimdi bu İngilizce'de onu dağımız. İngilizce'de birli inkar bile ifadeleydi. Diyerdeki inkar never. Come to visit me diken beni köygülü kilidu diken gel. Visit me diken beni körüş bu. Ha, beni köygülü kilidu. Onda olsa bu İngilizce düşense ek mi getmeyi? Benim dosturum herkes beni köygülü kilidu diken gel. Diken Uygurçuda bunları desek kalan iş kapı senin deydi bu. Ha. Ma iki türlü ifadeleş ağrıdaki dikkat kılaylı. Çünkü İngilizce'de birle inkar bile ifadeleydi, never bile. Biz Uygurçuda herkes divit deyip never ne. Anandikin kemmeydi o da bir dakika yeni bir inkar bile ifadeleyemiz. Gidin düşünüştük bu. İngilizce bu hiç düşünümüz karan. Benim dostlarım herkes come to visit me. Beni köyüyle kilidi o deydi. Gidin düşündüğünüz. Daha olsa baş ahırını ulap düşünsek mi hak Tolum uzun bir hafta linç hanım dedim ben. Bulup, bu ayda bekçe kaydı varken, benim dostlarım herkes beni köygülü kenmeydi o. Diyen ki, bu yeni beni köygülü kes bulmaydı o. Demek ki bu bir kaydı isken bu öyleyin ki. Dostlarımız sizin köygülü kes bulmaydı o. Diyen kaydını da dağıtıyor. Dostlarım herkes beni köygülü kenmeydi o. Ya kenmeydi o. Dinner is always at 7 o'clock. Keşiktemek devamlı saat 7'de dedi. So, şuna I frequently mean pat, boşuna go'nun nemi şeklini şirkimiz, elbette asıl şeklini. Frequently'den çıkıp durdu. Pat deyken gep şu adet karakterlik demek ki. Bunlar olan ki hazırlık adli zaman ifadeleyemiz. Go to bed hungry. Go to bed deyken uklaş deyken gep bu karvatlı beriş ne? Ne deyemiz? Go to bed deyken elbette. Karvatlı beriş deyken gep söz mühendisi bu içe. Bunun köşme mühendisi ne mi? Uygurçudu ki uklaş deyken gep. Go to bed hungry. Uklayman kusukum aşağıda. Hungry deyken kusak aşağıda deyken gep bu. Ya ki aç. Yani aç uklap kalımen demek ki. Daha sonra bu bir kaydıken de keşiklemek yetti de oldu bu bir kaydıken. Şimdi ben pat kuskum hiç uklap kalmadı. Ben pek balduru yedi gençlerle bu oydu keşiklemek ne? Men ilki demek ki ben ya işten ülgürüp kirlenmeyim ya şunu yap buldu gençler. Ya ki ben keş uklap kuskum hiç uklap kalmadı. Yani bir gep çıkıdı bunun için. Okay? You don't like noise. Siz avazını yakışık görmeyedikensiz. Meğerken noise ne mi? Varan çırağınla kartılgan. So I rarely show men night as bizimle to the radio dedi. Meğerken pale listenken. Thus listening kandak şeklini işlesek ola elbette asıl şeklini işletimiz. Yine biz bitti. So I rarely listen to the radio. Şu an back as radio online man. Yani bu adet karakterlik bir point kırık o. Şu an hazır kaldığı zaman ifadeler. Listen mi biz bitti şiltimiz. Ondan sonra bu bir kaydıken de you don't like noise so I rarely listen to the radio. Siz oran şu an yakış görmeyedikken siz şu an back as radio online diken merdeydim. The heating doesn't work. Heating diken par diken gibi par. İstiş esvabi. Okay? Doesn't work. İşlemeyedikken. Bu hazır kaldığı zaman. The heating cümlenin ikisi yine birlik koy. Onda oğan ki does'nin kaygını düşünüyorsunuz. Bu musa do deyip geletti. Don't deyip şiltet tuttum ekçi. Ama düşünüyorsunuz koy. Does'nin ki nemiş ki bu does'nin nemiligini bilirsiniz koy demek ki. Yine the heating doesn't work. Esvab işlemeydiken yine par işlemeydiken demek ki. So I always show men daim I will feel, nemi, feel cold. His kılımen soğuk dedi. Soğuk, tonlap gitmeye degen gep bu. Daha sonra bu makamda hazır adli zamanken, yine adet karakterlik bir oy fikirken, yine par işlemeyirken, şu an daim tonlaymaya dedi. This is a terrible place for a man like me. This is a terrible place. Bu bir naçar cayken dedi. Kim için for a man bir er için? Kandak er için like me, man okşaş dedi. Daha bu, man okşaş bir erge kanda naçar bir yerken dedi. Okay? Terrible place.
yapılıp goodbye Mrs. Lynch, hayır hoş Mrs. Lynch hanem dedi. Açıcı da çıkıplık etti deyli. Gibi üçünçlük o. Daha olsa bu bir ayrım hikaye, birinci hikaye boğuşmaydıgan. İşitiliş nümünün ki, zamanlarının işitilişini bilip aldık. Şu tapta degen gepni, azıqı davamış olgan zaman bile ifadeleyemiz, adet karakterlik pat pat daim bulduğun işlemekinde, azıqı adli zaman bile ifadeleyemiz, düşündüğünüz de. Lekin biz onu ayrım işleyen bulsanız, tıkım yakışı olurdu. Okay? Hoşunda da olsa, yeni bir meşek var, meşek tükümetliği. Bir meşek karam. Muşu yenilim şu exercise'nin ki bir meşek. Yani kaysa exercise bu isimizde tutun key structures. Yani halkılık kurulma, cümle kurulmaları cihetidir ki. Ya ki kategoriyasıdır ki exercise. Cümle karam bir dönemdeydi o. Note the position of the words in italics in these sentences. Note digen dikkat kılın digen ki baykan digen de kekma. The position orniga deydi. Nimene of the words sözlerinin. Kaysi in italics yantu yazılgan deydi. Italics degen yantu harip degen gap. In these sentences ma cümlelerdeki. A bay degende İngilizce bilen Uygurcunun roşan farkının bir şey mi şu? Muşu cümle değil mi? Yine kaydı ifadını hatırlı karan. Biz Uygurcunun nimdeyimiz? Ma cümlelerdeki yantu yazılgan sözlerinin orunlarına dikkat kılayan degen gap. İngilizce'de kanda ifade edirken, dikkat kılın, ornığa sözlerinin yantı yazılgan macumlardı ki. İngilizce'de Uyghurlu'nun pekini, ifadeleş pekini bilinadır. Tez bir eserlerse kanda tolum paydası var İngilizce bugünümüzde. Okay? Onda olsa, talep digendek, dikkat bakaylı, nerede ki vardı ki bu yantı yazılgan sözler karan. My friends never come to visit me. Benim dostlarım, herkes kilidu meni köygüle degen gap bu. Okay? İngilizce alsak, elbette Uyghurçada menin dostlarım herkes meni köygüle kelmeydi degen gap bu. Hoşunda olsa never nerdiki watdu, yantı söz cümlenin ilgisi bilen haberinin ortasında kısılıp kıvatdu. Yadınızda ba aldınqı dersde yine birinci ders biz nime degen tu? Cümlenin birinci bölükü nime? Endelikki nime? Vaqtni bildirdigan söz, masalan tunugun, 2 soatdan keyin yoki ata degan söz jumlaning oldiq kelib qolsinmi bo'ladi yoki eng oxirida kelsin bo'ladi. Uni hisobga olmaganda jumlaning birinchi so'zi nima bo'ladi? Igisi bo'ladi. Who yoki what yoki which yodingizda bormi? Demakchi who degan savolga my friends deb javob bo'lib keldi. Uning agishibdi darhol nima kelyapti yodingizda bor? Fail kelyapti. Yani haber, cümlenin haberi. Mesela, my friends come, boz doğru oldu. Ondan sonra, malum açıda kaydını ügetken siz, ilginin kendiyle ergeçlikle haber kildi de. Mesela, action kildi de. Ondan sonra bu, never, kandak olup bu arsa kısılıp kaldı dediyseniz, o tünün ki, yani aldığım kadar dersi ki, o gap, şimdi yenilini var dedim ya da. Hey, tuhtap duruncu mu, arsa bir neresine kısılıp oldu, deyin. Degenden işaret verdim hazırlıkma kaydı. Yine ilgi bilen haberinden oturursak kanda vakit revişlerini müşna kıstusak buldu degen gap çıktı. Okey bu yeni kaydı. Demek ki aldın ki dersi ki kaydı kanda bir yeni alandı. Kanda yeni alandı. Aşı ilgi bilen cümlenin ilgisi bilen haberinden oturursak kanda vakit revişi. Herkes pat pat, bek az, daim. Herkes, bazı dergilerinin hepsi vakit revişleri hesaplandı. Bula kıstırılısı buldu. Yeni cümlenin ikisi bizden haberini unutursun. Okay? Bu gap tügi de hepsi tez bir körüp çıkayla karan meyemlerini. My friends never come to visit me. Benim dostlarım herkes beni köygülüken meyde olur diyen gap. Okay? I frequently go to bed hungry. Ben pat pat aç kulap kalemeyen diyen gap. Okay? I rarely listen to the radio. Men night az radio anlayman de. I always feel cold. Men daim tonlugan his qilaman yoki tonlayman. I never get up early on Sundays. Men yakshanba kunlari hargiz boldirib turmayman. O'rnimdan turmayman. I sometimes stay in bed until lunchtime. Men ba'zida tushlik tamoqgacha karvatda bo'laman dedi. Karvatda qolaman. Xo'sh, unda esa bu shu abay qiliqi ve icarı ortağı için ki aralı bir hafta oğana ve kaygılı. Şu adamın ki diyen gelirdi bu. Okay?
Daha Muşlan bilib aldıq hazır. Demək ki, vaxt rəvişlərinin ki, muş cümlə arqılıq vaxt rəvişlərinin ki, oranın bilib aldıq. Yəni, cümlənin ilgisi bilən xəbərini otursaq, qısılıb gildikən xoş. Onda olsa, ma cümlələr nimdəydi qaram. Ma tüəndiki məşğın işləyimiz əlbəttə aşı hazır ki, yuqarqı düşəncimiz ki, asasən qaram. Təlibi də, write these sentences again. Ma cümlələrin qayıt yazınla deydi. Put the words in parentheses in the right place. Put the words in parentheses again. Qoyunlar sözlərini tırnaqçıdiki deydi. Nəgə in the right place. Toğru cayıqa deydi. Daha tırnaqçıdiki mən sözlərini özünün toğru cayıq qoyun deyən gəpkən qo. Qanda qoyumiz qaran, hə? Birincisi mən işləb durma qağını özünüz işləyirsiniz. She answers my letters. O cavab verdi o, minun xətlərim gəldiyin gəp qo. Minun xətlərim gə cavab yazdı o deyən gəp qo. Daha sa, mən o back az degan sözni nariga qissaq bo'lar yuqorqi gap yuqorqi tushunchimizga asosan albatta jumlaning egasi bilan xabarning ya'ni who bilan actionning orasida qismiz qarab she rarely answers my letters nima degan gap bu u mening xatlarimga nihoyat oz javob qaytardi degan gap bu okay hozir yaxshi bilib aytdingiz unda bo'lsa ikkinchisidan sakkizinchisigacha o'zingiz qoldi so'yimli savob ishim Әмді кейін ке мәшіқ бөлікі өттік қараң, ә? Special difficulties, бұл алайды қиын нұқтыла деген кеп мау. Алайды қиын нұқтыла. Алдыңқы дәрсімізді, ені бірінші дәрсімді бұндақ мәшіқ бөлігі ек дейм, ә? Ең бір мәшіқ бөлігі, ә? Бәк мұйым мау мау, жұмын? Демек ке, бәз дәрсілерді бұл ба, бәзілерді ек. Әлбетті, Аптор, китабын түзгіче, zorurati bo'lsa qo'shgan qo'y bu mashqni bo'lmasa qo'shmagan mashqlarni ishiga qo'shindasi uzun gapning qisqasi bunda deydi ekan qarang instead of saying mavo we can say mavo deydi ya'ni mal instead of saying degani mundaq degandan mundaq desak bo'ladi degan gap instead of degani shu ma'ning o'rnida yoki munda degandan Bunda degan yaxshiroq degandek gap. Qarang, instead of saying it's a terrible day, ya'ni it's a terrible day deganning o'rniga bunda desak bo'ldi dedi. What a terrible day. Kimni tushunishmi? Ha. It's a terrible day degan gap amaliyotda shu. Ajab bir nachar kun bo'pti degan gap. Buni what a terrible day desak bo'ladi ekan demakchi. Ya'ni nima degan nachar kun deb-chi? Ajab bir nachar kun bo'pti uni nima degan nachar kun desak bo'ldi demakchi. Mana keyin birsa this is a beautiful picture. Bu chiroyli rasm ekan deydim. Buni what a beautiful picture desak bo'ladi dedi. Yoki or what a beautiful picture this is desak bo'ladi dedi. Tushunishdikmi? Bek oddiy, lekin jiq mashq qilsa qanon lekin uslub kitmiz albatta bularga. Undan bo'lsa write these sentences again ma jumlalarni qayd yozinglar. Qandaq holatda each sentence must begin with what? Har bir jumla what bilan boshlanishi kerak dedi. Qarang, men birinchisida bir maqolani o'zingiz ishlaysiz, qarang. This is a wonderful garden. Bu bir wonderful degan isil degan gap. Garden degan bog'. Bu isil bog'ichkan dedi. This is a wonderful garden. Bu isil bog'ichkan dedi. Bu bir isil bog'ichkan. Endi o'zgartirdimiz buni. What a beautiful garden. Yoki what a beautiful garden this is deymiz. Mashq ülgüge qaram. Qağını işləyə bilərsiniz? Əlbəttə işləyə bilərsiniz. İşləyəmisiniz? Məndən sorsanız buldu, hə? Əlbəttə məşu videonun titqilən inkas yazsanız buldu. Sağolaşlar inkas yazmayırken bək tatınlandı sağolaşlar. Okay, multiple choice questions. Yine köp qıl tallaş sualları qaram. Comprehension qısmı yine tekstini düşünüş asasında cevap verilen suallar. Düşünürsek cevap veremeyemiz elbette. Number one. When Aunt Lucy telephoned, A. The writer was asleep. B. The writer was still in bed. C. The writer had already got up. D. The writer was having lunch. Indian gap. Hammasi Lucy telefon qilgan chaqda dedi. Abdur nimish qilyotgan demoqchi bu. A da the writer was asleep. Abdur uxlayotgan dedi. The writer was still in bed. Abdur texchi karvat dedi. C, the writer had already got up. Abdur o'rnidan turib bo'lgan edi dedi. Had already got up degan o'tgan bitgan zaman. Birinchi qismda biz ugunib bo'lgan buni. Birinchi qismning oxirida raq biriyadi. O'tgan bitgan zaman, ya'ni
Ötken tükken zaman degen nime? Bir kısa düşünce bir versem. Ötken adli zamanga selestirop edilgan bir zaman bolup, ötken adli zamanga nispeten küçük bolgan degen gep. Yani hammesi Lucy telefon kanda o orundan turup bolgan ide deydi. Yani orundan turuş telefon kilişten burun bop bolgan iş, küçük bolgan iş. Şuna ötken tükken zamanını işletken gep bolmaydı. Okay? Hoş, uzun gepnin kısqısı. Hammesi Lucy telefon kılgan çağda Aptor orundan turup bolgan deydi. The writer was having lunch. Aptor çüşük tamak yavarkan deydi. Qaysı toğra? B toğra çoğum toğır taldınız. The writer was still in bed. Onun alıqı men çüşük tamak yavarkan deyken bir dep koygan gep qo. Tekç uqla atmaya desem zanlı kumusun da çüşük tamak yavarkan emez. Naşlı kıvatmaya deyken bir dep koygan gep qo. Ameliyette onda orundan tudum, naşlılıkını kıldım deyken gep yok qo. Demekçilikki. Şunda oğunup, no, derezin sırtı karısı yağmur yoğalkan ki, kanda küm bop kettip bu. Dep duruşuq telefon jiran oldu ko. Demekçi, orundan tuğanının gibi yok. Şuna, C, MS, demekçi, toğır cevap. B, toğır. The writer was still in bed. Bu, uxlaq alet MS de, lekin karvat de degen gapma. B, okay? Number two, Aunt Lucy was surprised because, ammisi Lucy, hayran kaldı ya ki hayran buldu. Çünkü dedi, A. The writer was having lunch. Aptor çıkış tamak yavat attı. B. It was 1 o'clock. Saat 1 boğandı dedi. C. It was late. O keş boğandı dedi. It was late diyen şu. Keş idi, keş boğandı, keş op ketken dediğin gep. D. The writer was having breakfast at lunchtime. Aptor çıkış tamak vakti da naştı kıvat attı dedi. Kaysı doğru? Elbette D doğru dedi. Peki naştı kıvat kalmadı, onda emez. Diyalogunu kaydı okun, ama diyalog benimle tekstte ben naştı kıvat mıyım da gap yok. Abi dedi ki, derezden sırtı kırıp, kanda kün bulup gitti, dep duruşuğa, tılgın ciranlığa antı o, onda ben naştı kıvat mıyım, naştı kıvat mıyım gap yok. Demek ki, mavo, Lucy'nin ki yine ammesi Lucy'nin ki hayran kılıçtan sebebi onun aşıda digerliği sebebi değil demek ki. Naştı kıvatına digindin hayran kaldı demek ki. Onun rast naştı kıvatkan kumağıt kallığı mühim emez mi yedi? Gepman puskalısını düşünün, okey? Hoş comprehension yakışı olsa, yine düşünüş yakışı olsa da malani doğru işletken bulattın. Structure, karan, ikinci bölü ki yine mal. Kök kıltallaşan ikinci bölüge structure, yani cümle kurulması bölüge de bunda deydi. Number three, üçüncü meşak, üçüncü sual. He sometimes, bizim in bed until lunchtime. Stay, is staying, stays. You know? Stays, see, sebebin demeyim. Number four, he stayed in bed until lunchtime. He went, bizim bed late last night deydi. He stays in bed in lunch until lunchtime. O çıkış tamak kıça nemede karvatta bol diye derim. Ötken zamancı mı? Boludu da belki adet karakterlerini demeye atıdı. Ötken zamanında da ifadeler atıdı. Yani o çıkış tamak kıça karvatta bol diye derim. Bulup he went bizim bed late last night. Ondan sonra went in ma, into ma, to ma, at ma. Doğru cevap. 3, 2, 1, to bed. Yine C doğru. He went to bed late last night. Okay. Number 5. He doesn't get up early on Sundays. Bu yekşembe günleri baldur orundan kumaydı degen gep. Hazır adli zaman. Yine adet karakterlik bir zaman ifadeladı. Adet karakterlik o fikir bilen ifadeladı. Okay. Şirket bilen ifadeladı. He doesn't get up early on Sundays. O, yekşembe günleri etigen orundan tumaydı dedi. Ya ki baldır orundan tumaydı. Double. He gets up, nimo? Late, lately, slowly, hardly. Doğru cevap? Late. He gets up late dedi. Hergiz revişken meyrici mu? Süpet gidiyor. He gets up late dedi. Okay? Karşısın aldıdaki cümlede get up early dedi. Early degan musbat qo'y, musbat ishlatamiz. Hargiz bundaq ravish ishlatmaymiz, chunki B C D lan hammasi ravishlar demakchi. B ning ma'nosi kechikkan holda, C ning ma'nosi asta holda, hardly degan nihoyat qiyin holda degan gap. Okay? Number 6.
Bizim bizime did Aunt Lucy come by train? Bizim bizime Aunt Lucy geldi deydi. By train degen poyz arkalık degen gep ondan sonra boşuruğa when kelamdı, how kelamdı, why kelamdı, where kelamdı. When degen kaçan degen gep. How degen kandak degen gep. See degen nimişka degen gep. Di degen kaça kayada degen gep. Ondan sonra doğru cevap how, you know, how did Aunt Lucy come? Amısı Lucy kandak geldi degen sualğa kandak how'a cevap by train. Poyzluq degen gep bu. Kandak poyzluq. Okay? Yoki poyz bilen. Number 7. The writer can't see Aunt Lucy. Bizim bizim nə deyib? He's having breakfast. O nəşt qılıb atdı o deyib. Now so the writer can't see Aunt Lucy anymore. Still ma, now ma, often ma, always ma. Əlbəttə vaxtını ifadələyən söz now, hazır deyilən söz qandaq now kəlidi. Ma qalanlar hər giz doğru emas. Miyak kasa. Okay? Yani bula vaqt ravishleri. Vaqt ravishleri ne keladi? İgi bilen xabarning o'tirsa qisilib keladi. Ah, bu ham deb bo'ldi-qa. Bugunki yem qaydini. Okay? Undan so'ng the writer can't see Aunt Lucy now. Abdur Amis Lucy bilan hozir ko'rishmaydi demoqchiman. Can't see. Okay? Ko'rsa bo'lmaydi yoki ko'rishmaydi demoqchiman. He's having breakfast. Bu nashta qilyapti deydi. Ma he's having breakfast degan aning gipiga asosan. Amaliyotda shundaymi, unda emas, okay? Gipida uning gipu asta dedi men nashta qilyapman deb. Mana yana qayta tushuning, ha? Amaliyotda undaymi, yo'q. Okay? Chunki biz bunda nashta qilyotganlik to'g'ri hech qanday gap qilmadi. Faqat Aunt Lucy'ga telefonda dedi bu gapni. Deb bu gapni qanda ashni o'zining gipiga asosan deb turib mustaq ishlaymiz mashma 7-sin. Tushandingizmi gapimni? Okay, vocabulary. Vocabulary degani nima? Vocabulary degan so'zlik degan gap. So'zlik qismida qandaq mashq bo'l 8-sin qarsin. He bizimizmi? Out of the window and saw this saw that it was raining. Bu darajadan sirtqa bizimizmi deb bulib ko'rdiki yomg'ir yig'ib o'tibdi dedi. Saw degan seeni o'tganda shaklo ko'rdi, ha? Nima degan gap bu? Qaysini ishlatamiz? Looked-mi, saw-mi, remarked-mi, watched-mi? Albatta looked. Ya'ni he looked out of the window. U derazadan sirtqa qarab yomg'ir yig'ayotganligini ko'rdi degan gap. Qarashni looked out of the window desak, ko'rishni saw der ekanmiz, okay? Number 9. Just then, dal shu chaqda dedi. Dal shuni bilan degandek-chu. The telephone rang, telefon jiringladi. It rang, dedi. A at once, darhol degan gap. B immediately, darhol degan gap shu aman degan. O'xshashmi at once bilan immediately? Asosan o'xshash. C again. Qayta dedi. D at that moment, dal shu chaqda dedi. Shu chaqda, shu paytda. Unda qaysi to'g'ri bo'lani ichida? Darhol shu aman yana bir qatta degan gap to'g'rimi yoki shu chaqda degan gap to'g'rimi? Albatta at that moment D to'g'ri. It rang at that moment. Ya'ni just then the telephone rang degan gap shu. It rang at that moment degan gap demakchi. Dal shu chaqda, ya'ni shu paytda telefon jiringladi degan gap. Number 10. She was his aunt. U uning ammasi edi dedi. So he was her. Unda shuna u uni bunda biz nimasi dedi. Demakchi, ayol uningki ammasi bo'lsa, u ayolning nimasi demakchi. Ya'ni uning nimasi demakchi. Okay? Sonma, grandsonma, nephewma, niecema. Qarangsan degan o'g'li deganga, grandson degan nevrisi deganga, nephew degan jiyani. Niece degan chu jiyan qizi. O'g'ilni jiyan o'g'ilni nephew deydi, jiyan qizni niece deydi. Undan qaysi to'g'ri? Qaysi to'g'ri? Nephew. Okay? Jiyan o'g'li. She was his aunt. So she was his aunt. So he was her nephew. Okay? That's number 11. Breakfast is the first bizimizmi of the day deydi. Nashta birinchi bizimizga bir kunning demakchi. A food, B dinner, C lunch, D meal. Food, A food degan yemaklik degan gap. B dinner degan kashik tamoq degan gap.
C lunch tamak. D meal degancha tamak, bir vaqt tamak. Bular qaysi to'g'ri ekan? Meal D to'g'ri. Breakfast is the first meal of the day, ya'ni nashtlik bir kunning birinchi tamoqi demakchi. Okay? Bir vaqt tamoqni meal deymiz, okay? Number 12, and Lucy said, ya'ni hammasi Lucy dediki, "Dear me, vay xudoyim." Because she was, chunki u dedi, A, angry, B, surprised, C, tired, D, pleased. Because she was surprised. Yine, Amis Lucy, vay xudayim dedi. Chunki u, hayran bo'lgan dedi. Because she was surprised. Okay, hergiz xafa bo'lganligim emas, charchaganligim emas, yoki xush bo'lganligim emas. Balki, hayran qolganligim, okay? Unda eng oxirgi biliki mashqimizniki. Sentence structure. Ama cümle kurulması. Daha sonra kandak tüseydikemiz macumlini, mesela karşınız rewrite the sentence, macumlini kaydı izin dedi. Then check your answer against the text. Yani, anden cevabınız ne? Tekst seliştirip, tekstge seliştirip, check against, check your answer against the text. Yani şu cevabınızı tekstge karta seliştirip, yani tekşirip çıkın dedi. Okay? Berilgan cümle nimken, I arrived by train a moment ago. Men yetib keldim poyez arqaliq ibaylam degan gap. A moment ago degan ish bir minut ilgari yoki azroq vaqt ilgari demakchi. Bir daqiqa ilgari degandek-chu. Uyg'urchada a moment ago ni asha deb asaq bo'ldi. Masalan, ibaylam deb. Elala yoki bir daqiqa ilgari demakchi. Okay? Demakchi, I arrived by train a moment ago nima deganmiz, qanday o'zgartirganmiz? I've nima? I've bo'lgandikilar, ha. Okay, asl jumla o'tgan oddiy zaman, unda bo'lsa, hozir bitgan zamonga o'zgartiribdi-da. Unda bo'lsa, I've nima? I've just arrived by train. Bu gap shu gapga o'xshaydi, demakchi. I arrived by train just a moment ago degan gap shu I've just arrived by train deganga o'xshaydi demakchi. Yag'an bo'lsa qanda dialogga tekst kirishtirib bersang, tekstdan naq ashunda degan. I've just arrived by train. Qarang, ko'z qo'yay. Nimde? Mana. I've just arrived by train, she said. Bu gap shu bayqa aslida berilgan jumladagi shu gapga o'xshash demakchi. I arrived by train a moment ago degan o'xshash demakchi. Men hali poyezd bilan yetib keldim, yetib kelib bo'ldim degan gap shu men I arrived by train just a moment ago degan gap demakchi. Xo'sh, unda qanda? Bugungi darsimiz tugadi. Intayin g'alibalik, night ko'ngillik dars o'tdim. Darsni ko'ngillik o'tganimdan to'liq xo'sh bo'ldim. Unda biz inshaalloh qanda qilamiz? Keyingi darsda ko'ramiz. Ko'rishimiz saboqdoshlar. Hamsa xushbaxt bo'linglar. Allohga amonat. See you in the next lesson. Bye bye.